Merhaba, On Market videolarında ben Aylin. Sevgili Nihan'la beraber polimer kil öğreniyoruz ve çok güzel kızlar yapmaya başlıyoruz şimdi. Önceki bölümlerimizde çok faydalı şeyler gösterdi Nihan, mutlaka seyredin onları. Şimdi bu kızlarımızın gövdesi nasıl yapılır onu göreceğiz. Gövdenin yapımı için Nihan yazıcı bir fikirle geldi karşımıza. Alüminyum folyoyu karıştırıyor, buruşturuyor, gövde formuna sokuyor, etrafında bantla sarıyor. İşi tamam. İşi o kadar basitçe hallediyoruz. Dışına böyle güzel çiçekli kumaşlar yapmak için bir önceki bölümümüzde çiçek nasıl yapılır Nihan bize göstermişti. Onu mutlaka seyretmelisiniz. Onların etrafını siyahla dolduracağımızı söylemiştik. Nitekim doldurduk, merdaneyle açtık ve böyle çiçeklerimiz oldu. Şimdi Nihan onları kesiyor, elini ufaklı böyle yan yana diziyor. Bakalım oradan nasıl bir şekilde devam edeceğiz. Polimer kilin alüminyum folyoya dair tutulabilmesi için kağıt maskeyle ve bandıyla sardık. Şöyle bir vücudumuz oldu. Şimdi bunları irili ufaklı, bazılarını ufaltım ben. Evet. Bunları böyle yuvarladıkça küçülüyorlar. Aynen, iki tarafa doğru çekildi. Biz hepsini aynı boy yapmadık. Bazılarını büyük bıraktık, bazılarını küçük bıraktık. Demin dediğim gibi desen bloklarının en güzel yanı, hani sonuna kadar kestikçe sürekli aynı deseni almamız şu şekilde. Bazen çok yumuşadıkları zaman hani keserken şekilleri bozulabiliyor. Buzdolabında bir 15 dakika, yarım saat bekletebilirsiniz. Evet. Ya da çıktıktan sonra kestikten sonra parmağınızı hafifçe düzeltebilirsiniz. Bunları irili ufaklı, yani göz zevkimize göre bu şekilde birleştiriyoruz. Çok güzel, desenli bir kumaşımız olacak. Hissediyorum. Aynen. Bence irili ufaklı olması çok güzel. Daha doğal, tatlı bir hava verdi. Evet, tek şey olunca o kadar hoş durmuyor. Yani hani daha hareketli duruyor bu şekilde diye düşünüyorum. Bence de. Şimdi bunların üzerinden şöyle göz kararıyla boyunun yetebileceğini düşündüğüm kadar hani birleştirdim. Etrafına sararken bakacağız. Eğer eksik olursa her zaman tamamlayabiliyoruz. Merdaneyle eğer çok form bozmak istiyorsanız hani şöyle bir şişin ucuyla hani ufak ufak birbirlerini de birleştirebilirsiniz. Ama şu anda biz zaten hareketli bir kumaş yapacağımız için çok da gerekli değil. Önce şöyle diklemesine, kolay anlamasına, çok da formu belli şekilde itelemeden hani bir oraya bir buraya açıyorum. Tabii bunları yaparken hepsini aynı boyda kesmek önemli. Böylece çok da fazla yamulmuyorlar. Ama bazıları çok ince olduğu zaman yapıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir çiçekli kumaşımız oldu. Bunu tabii ki bambaşka şeyler için de kullanmak bir kenara koymuş olalım. Aynen. Hani mesela bunları transparanla falan yaptığınızda ve mumlu kapladığınızda bu tarz şeyde o transparan kısımlardan ışık geçiyor sadece çok ve güzel. Çok hoş duvarda çok harika güzel desenler çıkartabiliyorsunuz. Kenarlarını birazcık düzeltiyorum. Sonra keseceğim. Böyle bir kumaşımız oldu. Şöyle uçlanayım. Güzel kenarlarını. Aynen. Geçiyorum. Şu esnek bıçağımla. Ne güzel bir bıçak şöyle. Organik görünmesi için. Şöyle kesiyorum. Evet, güzel oldu. Alayım. Yüzeyden nasıl kaldıracağımızı da görmüş olduk. Aynen, çok fazla bastırdığımız için bozmak istemedim. Öyle güzel bir şeyimiz var. Önce boynunu bir kaplamak istiyorum. Şöyle kafayla birleştiği yerde çok da şey yapmasın. Şu kızımızda olduğu gibi yapıyoruz. Şöyle hafifçe bir bomba yapıyorum önce. Tamam. Sonra üstüne kumaşımızı giydireceğim. Çok güzel. Kumaşımız birazcık uzun bile olmuş. Azıcık kesiyorum. Bu tarz şeyleri her zaman düzeltebilirsiniz. O yüzden asla korkmayın. Bir süre sonra zaten eliniz alışacaktır. Kimonun öyle bir esnekliği var zaten. Bir de zaten esnek olduğu için çekiştire de böyle giydirirken denk getirebiliyorsunuz. Aynen öyle. Şöyle seriyorum. Hoppa. Şöyle ve böyle. Kimonumuz da hazır. Böyle. Çok güzel oldu. Birazcık aşağıda boşluğumuz kaldı. Onu dediğim gibi. Artık siz eteklerini çekiştire şekil verebilirsiniz. Şöyle de bir kurdelemiz olsun. Kuşağımız olsun pardon. Hop. Olsun. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım.
kanalına bastırıyorum. Arkasına da bir kurdele. Evet, isterseniz tabii arkasına bir basit bir şampiyon bu. Aynen. Ondan sonra zaten gövde kısmı neredeyse bitmiş olacak. Aynen, bitti bile. Şu anda hani gördüğünüz gibi bir şeridi şey yaptım. Böyle cici bir kuşak yaptık. İsterseniz iki tane kuşaklı kurdele de ekleyebilirsiniz ve bitti. Biz şimdilik gövdesini yaptık. Sıra başına geldi. Onu sonraki bölümümüzde göreceğiz. O yüzden bence izlersiniz. Bana öyle geliyor. Teşekkür ederiz. Teşekkürler.